3. Ya neredeymiş anne? Gelsin bakalım, gelsin. Kardeşini görsün. Günaydın. Uyandık. Kötü bir uyku. Aslında uyanalı bir saat oldu, ben yine açtım kamerayı. Yandığımdan beri burada geziyoruz. Bu civarda başka bir yere gitmedik. Çocuklu ev güncellemesi geliyor bakın. Her yerde bir oyuncak, bir şey var. Bu çocuk yeter ki rahat etsin diye. Değil mi anne? Bir saat geçtiği için biraz mahmurlaştık. Gözler birazcık yoruldu. Ama daha zamanımız var. İstersek çok canlanırız. 5. aydayız. Yazdığım üzere. Artık çok daha ele geliyoruz. Çok daha güçlüyüz. Çok değişik hareketler deniyoruz. Bir önceki video gibi sessiz yapmamaya karar verdim. Çünkü ben konuşmayı seviyorum. Yani bence o video tarzı da güzel ama o tam anlamıyla ben değilim. Yine doğal hallerimizden koyacağım. Değil mi anne? Değil mi? Evet. Doğal. Bu tarz. Doğal hallerimiz olacak. Çingeneyi görüyorsunuz. 5. aydan da dedik olsun videomuz. Kaldır beni buradan. Hemen kaldır beni. Hemen bas. Anne. Bu tutumu aldığımda o kadar büyük oluyordu ki üzerine. O kutuların fiyatları çok artmış. Ben de dedim ki çocuğum sana bir eve kutumu al ama. 2 aylıktı aldığımda bunu. 6-9 aylık almışım. Bayağı komik oluyordu ilk başlarda çuval gibi de şimdi biraz daha dolduruyor yani. Bir ay sonra 6 sonuçta. Saçım başım görüntüm nasıl? Bunların bilmiyorum. Uyandığım gibi buradayız. Ama ilerleyen saatlerde inşallah bakımlı bir hale döneceğim. Göreceksiniz. Neden? Çünkü bugün bu kızın kuaför randevusu var. Anneciğim. Bakalım bunları ne zaman tutabileceksin. Wow. Ne annem burada? Saate baktım ki telefonun ekranına tıkladım. Artık telefon o kadar çok tüketim çekiyor ki göstermemeye çalışıyorum. Bitti bunun da etkinliği, bu kadardı. Şimdi çekelim bunları. Henüz bu bir oyun halısı almadım. Ben de onun battaniyesini serdim yere. Oyun halısı siparişi verdim, gelecek. Belki bir sonraki videoya denk gelir, görürsünüz. Diğer videodan bu videoya ne değişti? Artık bir mama sandalyemiz var. Artık böyle. Ek gıdalarına başladık. Yani ek gıda kısmında değil, tadım şeklinde ilerliyoruz. 3 gün kuralı dediğimiz kural var. Onunla ilerliyoruz şimdi. Hadi bakalım. Birazcık da yürüyüş egzersizi. Ne?
Ay. Ay. Çoraplarını çıkartıyorum biraz. Parmaklarını halıya takabilsin. Yani bu battaniyesini takabilsin de hissedebilsin diye. O şekilde daha güzel emek diyor. Deneyelim görün size. Şuna bak. Çorapları çok tatlı değil mi ya? Bilmiyorum. Çocukken en sevdiğim şey çorapları ve ayakları. Salyaları çok fazla şu aralar dişten dolayı işte. Onun için bazı saşelerden kullanıyorum. Diş rahatlatıcı bir şeyler yapıyorum. Tummy time. Ay, o kadar kameraya bakıyor ki. Ne dikkatini çeksin? Aa! Suzi! Suzi şimdi atar mı senle? Hadi Suzi şimdi tane. Heyecanım. Geliyorum Suzi de. Geliyorum seni almaya. Biraz daha postüm değiştireceğiz. Odada kıyafetlerin olduğu odada anneanneyle dede var. Anneanneyle dedemiz geldi. Bu yüzden alamadık. O yüzden daha sonra değiştireceğiz. Artık eskisi gibi 8-7.30 gibi uyanmıyor. 6 gibi uyanıyor. 6.30'a kadar emiyor. Genelde uyanış saatlerimiz bu saate kaydı. Ben işe başlayınca. Aslında bunu ben oluşturmadım. Kendi bu şekilde uyanmaya başladı. Benim de işime geldi. Zaten emzirdim, hazırlandım. Kahvaltı faslı derken anca oluyor. Çok rahat. Hafif döndürmeyle kurtarıyor kendini. Ufak ufak zaten dönüyordu. Tam dönüyor artık. Burada bir çocuk var. Burada da bir çocuk var. Annesinin küçüğü. Çocukla biraz niye oynamıyorsun? Hadi gel. Şimdi bakın her yere bakıyor. Kamerayı keşfedecek. Dönüyor, dönüyor. Dedim. Yemin ederim teknolojinin içine doğmuşsunuz ya. Bu artık beni uyut anneciğim çağırsın. Emzik bizim için uyku arkadaşı. Bakalım emziği tutuyorsa uykuya gidiyoruz. Rutinlerimizden sonuncusu kaldı. Koridorda yürüyoruz. Sonra uyuyuş. Bakalım. Yeni emziğimizi görün. Al bakayım. Al canını. Evet, uyku zamanı gelmiş. Biz gidiyoruz uyumaya. Allah, özellikle bana getiriyor. Hayırlar. Şöyle Sofra'nın Onur konuğu. Emzikle. Emzik spor. Tanıştım benim annem hazırladık. Babam. Yani bence zaten takip edenler biliyor hamile videosunda benim annem, bu benim babam, benim kocam. Bu da benim minik aşkım. Anne. Başlayabilir miyiz Eysin? Evet başlayabilirsiniz. Direkt yedin. Su geldi, uyumuyor ve orada içi geçecek gibi duruyor.
Öyle görünce bir canlandı. 5 minutes later. Five minutes later. Hadi Allah diyerekten başlıyoruz biz. Şöyle. Böyle bir şey yapacağız. Efendim hayatım? Ne diyeyim, ne afiyet olsun. Kocam da geldi küçük bir. Gideyim de şey yapayım ama. Sen söyle lazım ha. Devirmiş bulunuyorum. Emeğe geçen Fırat Bey'e, sabrı için kocama, uslu duran çocuğuma teşekkür ediyorum. Öyle bakalım. Son turlardayız. Açılınca bitecek.
Şükür artık Tekirdağ'da kuaförümü bulmuşumdur. Allah'ım sonunda güzel oldu. Makyajsızım ama artık güzel oldum ama. Beğendim, çok beğendim kendimi. The next day. Uyuyorum ben gündüzlerde uyumuyorum ha. Bundan da haberim var değil mi? Gece uyandırmazsın artık. Ben uyuyorum şöyle bir deliksiz güzel uyku. Ha? Ha neyse. Şimdi ben kuaför faslını dün hallettim. Saçlarım başlarım gördüğünüz gibi bebek gibi alıştık birbirimize. Çok da memnunum saçlarımdan. Şeyi fark ettim. Kuaförü söylememişim. Allah. Tekirdağ'da, Tekirdağ AVM'nin içerisinde Avantgarde Kuaför. Şuraya bir yere yazarım ismini. Bakarsınız orada yaptırdım. Bence işçiliği de ve ortalama kuaför maliyetine göre hani herkesin maliyetiyle neredeyse bir. Fakat işçiliği çok güzel yani ben memnun kaldım. Gitmek isteyen arkadaşlarıma tavsiyemdir. Neyse ne diyeceğim. Dün geldik. Ben saatlerce kuaförde kalmış olmanın şeyi. Boynum çok ağrıyordu. Geldik, yemek yaptık, ettik derken saat de geç oldu. Neyse ben çekmemişim sonra devamını video. Bugün kocamla, merhaba kocam. Dışarıya çıkıyoruz. Annem babam evde. Malum. Şunu anlıyorum ki insanlar farklı şehirde de yaşasa neden çoluğu çocuğu olunca memlekete dönüyormuş? Gayet açık ve net. Gerçekten çocuğu bir saat bile idare edecek tam anlamıyla güvendiğiniz insanların olması çok premium bir özellik. Şu an bakın mesela çocuğum evde ve biz dışarı çıkıyoruz. Normalde mümkün mü? Hayır. Baya bildiğin şey bile zor normalde. AVM'ye gidiyorsunuz da bir kattan bir kata çıkmak bile zulüm. Çünkü bebek arabasıylasınız. Bizim Türk milleti genel olarak asansöre ihtiyacı olanlar değil de tembel olanlar kullandığı için biz öyle saatlerce asansör bekliyoruz arkadaşlar. Bu da bir kamu spotu olsun size. Lütfen ayaklarınızı kullanın ya. 10-15 yaşındaki arkadaşlarımız özellikle size sesleniyorum. Genceciksiniz ya ne olur yürüyün. Bebek arabasını bekliyorum. Yemin ederim bu zamana kadar asansör kullanmıyordum ben. Yürüyün be. Öyle işte. Ki bu anne babalar da birazcık dışarı çıktığında gün yüzü görsünler. Sosyal mesajımda verdiğime göre işte eğlenmeye bir yerlere çıkıyoruz şu anda. Tam çıkacağız ama kapıda ayakkabımı elime aldım. Aril'in ağlama sesini duyduk direktmen. Hemen pat 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 içeri girdik. İki pış pış hemen bir gaz çıkarma merasimi. Okuyup üfledik. Ya Rabbim inşallah uyuyacak. Annele babama da tembihledim yani iki kişisiniz ne olur idare edin dedim. Tamam tamam dediler gönderdiler bizi. Bakalım ayaklarımızı kullanarak asansöre binmeden keyifle bir dışarı turu yapacağız. Çok aydınlandım. Buna hazır değilmiş. Niye açmadın? Saçlarım bir daha bakın saçlarıma. Canım saçlarıma ben. Bayağıdır sarıya dönmek istiyordum nasıl bombmuştu. Güzel oldu, güzel oldu. Beğendim. Ebeveyn yanından geçiyoruz. Burada büyük bir ebeveyn var. Yemin ederim şey zehirlenmiş gibi. Duralım burada modundayım. Yok yok. Bugün bebeksel bir şeyler yapmak istemiyorum. Normal iki yetişkin gibi oturalım. Karşılık bir kahve içelim. Hoş beş edelim. Birbirimizi hiç görmüyormuşçasına. Aşkımızın ilk baharındaymış gibi her zaman olduğu evet. Gibi. Sohbetimiz edelim. Ki bu çok önemli biliyor musunuz arkadaşlar? İnsanlar, hayatındaki insanla
hiç bitmeyecek sohbetleri olmalı. Bizim böyle, iyi ki de böyle. Umarım herkesin böyle olur. Maşallah. Yan yana gelip de kimse konuşacak, edecek kelimeler bulamıyor. Üzülüyorum. Neden evlendiniz o insanla? Hiçbir ortak noktanız yoksa diyorum. İyi ki seninle evlenmişim kocacığım. Teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Ben de iyi ki seninle. Bu çok garip bir video olarak ilerliyor. Yandı yaşıyor. Yandı yaşıyor. Çok garip bir video oluyor yani. Beni ne mühendisler. Ne doktorlar istedi ama ben aldım seni. Parasını verdim, aldım. Hep kadınlar mı alınacak? Erkekler de alınıyor gördüğünüz gibi. Ben alıyorum en iyisi. Tekirdağ'la ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Daha büyük bir şehir olabilirdi burası. Yani kötü değil, güzel bir şehir aslında. Ama daha büyük olabilirdi yani. Hani bildiğimiz bu güzel markalar var ya işte, kullandığımız biz kadınların. Onlar yok. Üzülüyorum bu duruma. Kardeş sana kırmızı yanmıyor herhalde. Trafik ışıklarına uymayan bir dolmuşçu görüyoruz. Çek planı, plakasını. 59M010. M ne be? M. 59 Muğla 0108. Bu plakalı araç kırmızı ışıkta. Bugün günlerimiz 30 Ocak 21.10'da trafik kurallarına uymadı. Buradan izleyen bir trafik polisi varsa o tarihteki mobeseyi kontrol edip, çünkü mobese var, cezasını yazabilir. Hak etti çünkü trafiği birbirine katarak gitti. Biz burada insan gibi bekliyoruz yani, siz de bekleyin. Neyse, hızımı alamadığıma göre gidebilirim artık. Gidebilirim, bir şeyler içeceğiz. Belki orada açarım, belki açmam. Nasıl? Yanmış herhalde. Açıkalım. Burada 313 diye bir yer var burada. Oraya geldim. Annemlerin yemeğini yiyoruz şu anda. Şöyle. Şu beyefendi dedi ki, ben mide yemek istiyordum bayağıdır, gebelimden beri de yememiştim sakızı falan. Ha, yedim de doyuyor yemedim. Şimdi şu an bir porsiyon mide almak istiyorum dedim. Enes şimdi dedi ki, yok benim çok yerim dolu, yiyemem, aşırı edemem dedi. Birazdan göstereceğim size. Paparazzi söyledi. Küçücük bakalım. Umarım arar, yılda yılda kalmış bir şey. Canım merhaba canım. Kameramanlığa terfi ettim. YouTuber. Çıldırdı. Patron çıldırdı. Dünyanın en güzel şeyi sosyal medya. Böyle bir yer. LPG'li mi? Yedik, içtik. Küçük bir tur attık, eve geldik. Annemle Şahmaran'ı izliyorduk. Hiç iç çekme Semra Hanım. Katıyorum seni. Dedim ki anne, bir bölüm izle. Bu bölüm neyse yarın izlerim ben dedim. Sözleştik bir bölüm bir bölüm izlemeyi. 7. bölümde. Dizi 8 bölüm. Ne düşünüyorsun Semra Hanım bu konu hakkında? Gitmeseydin. İhanetin hakkında ne düşünüyorsun? Niye beyaz da iri gösteriyor. Aslında kilo verdim bayağı ama. Neyse ne diyeceğim size. Eve geldik işte, bu vlogu sonlandırmadan en azından dedim ki, yedik içtik gezdik, bize kalan kısmını ne aldık? Dışarı çıkınca çocuğuma bir şeyler aldım. Aldıklarımı size de göstermek istiyorum. Minnoşum ya. Aldın mı onu? Şunun güzelliğine baksanıza ya. Asbak 2'ye girdik bebek bölümüne. Tutamadık kendimizi. Aslında şöyle bir turlayıp çıkacaktık sadece. Aldık. Bunu aldım, bir tane oduncu gömleği. Bir tane pijama takımı aldım. Dinozorlu. Şöyle. Çok zor değil mi anne? Altı da aynı şekilde. Böyle. Biraz ileri aylara yatırım yaptım. Çünkü pıt diye büyüyor maşallah. Bütün bebekler gibi. Bir de bunu aldım. Şöyle bakın. Üstü. Altı da bir tek böyle taytmış gibi. Bunlar çok hoşuma gidiyor, bu trikotumsu takımlar. Bunları aldık işte.
küçük bir kanayan yarama daha herkesin, anne babaların parmak basacağım. Çocuk kıyafetleri çok pahalı değil mi ya? Böcek geldi. Çok pahalı değil mi? Çok gereksiz pahalı olmuşlar ya. Ama işte hepsi o kadar güzel ki alıyoruz. Böcek, böcek kapının dışında kalmış da kapıyı çalıyor. Beni de alın, beni de alın. Gel annem, gel sen de görün ya. Sen de görün güzelce. Bu evde herkes esmer. Herkes. Ben hariç herkes esmer. Babası esmer. Alel kuşum esmer. İşte böyle. Bu böyle bir vlog oldu arkadaşlar. Daha önceki vlog gibi daha böyle sessiz, sakin, doğal hallerimizi çekmek istedim. Fakat editlerken şunu fark ettim ki evet hoşuma gitti o tarz videoda ama gerçekten ben bile çok sıkıldım. Ben konuşmadan yapamıyorum. Konuşmadan olmuyor. Benim konuşmam gerekiyor. Bu yüzden sanırım bundan sonra bu şekilde çekeceğim. Yine doğal halleri de çekmeye çalışırım. Kafamı da hep yarım çektim ama saat ilerledi. İdare edin. Bugünün de yorgunluğuyla. Böyle biraz bakımlı, doğal halli, gezmeli bir vlog oldu. Eşlik ettiğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Dışarı çıkıp bizim de eğlenmemize fırsat tanıyan Semra Hanım'a, Yakup Bey'e, annem ve babama teşekkürlerimi buradan sunuyorum. İyi ki varsınız. Kanal için başka çekmemi istediğiniz videolar varsa lütfen onları yorum bölümüne yazın. Like atın, bir şey yapın ki etkileşimimiz olsun, değil mi? Hadi böcek birlikte. Hoşçakalın. Oh.